Nana! Nana neredesin? Nana! Görüntüm bir gidip bir geliyor. Buna engel olamıyorum. Oldu. Ne oldu? Konsey üyelerini ikna etmeyi başardım. Yani şimdi... Evet, gidebileceksin. Ancak çok uzun kalamazsın. Sadece kısa bir süreliğine izin verdiler. Git ve onlarla doya doya vedalaş. İşler bu duruma geldiği için çok çok üzgünüm. Peki böyle mi gideceğim? Olur mu? Hemen iksiri hazırlıyorum. Konseyden formülü aldım. Hiç olmazsa son bir kez onları görebileceğim. İnsan olmayı başaramadığıma inanamıyorum. İyi de sen bunu nasıl içeceksin? Sadece bir görüntüsün. Peki ne yapacağız? Belki de bunu senin üzerine serpmem gerek ha? Söylediğim gibi zamanımız çok kısıtlı. Onlarla vedalaşmak için gidiyorsun. Sonra hemen döneceksin. Biliyorum Kulina. Sadece iki günlüğüne. Ha? Teşekkür ederim Kulina. Her şey için. Ne yapacağım ben? Nasıl açıklayacağım bu olanları? Nasıl vedalaşacağım onlarla? Nana! Nana! Çocuklar! Nana! 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 Bu olamaz! Nana! Nana geldin dedim. Bizi bırakmayacağını biliyordum. Nasıl oldu bu evladım? Aa, hepinizin nesi var? Sanki onu yıllardır görmüyor musunuz gibi. Tabii, çünkü Nana geldiği yere gitmek zorunda kalmış. Şimdi dönünce o yüzden bu kadar sevindiler. Ya sen su çiçeği geçirmiyor muydun? Hastalığın geçmiş. Geçer tabii, çünkü o bir insan bile değil. Ya Simge, oturur musun? Nana, lütfen sen de bir açıklama yapar mısın? Ya, bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama. Öyle akılsız erdirilir bir şey değil tabii. Ya Simge, rica ederim. Benim artık gitmem gerekiyor. Ne? Gitmem mi gerekiyor? Bana gitmem mi gerekiyor? Buraya Nana. Sizlerle vedalaşmaya geldim. Nana yapma, bizi bırakma. Nana gidiyor ya. Doğru mu? Gitme. Ay çocuğum. Gitme. Allah'ım. Bizi bırakma, yalvarırım. Çocuklar, anlayın bunu. Ben de gitmek istemiyorum ama buna mecburum. Sizinle geçirdim hayatım en muhteşem günleriydi. Sizi çok seviyorum. Beni hiç unutmayın, olur mu? Hadi ne olur uyumaya çalışın. Yalvarırım. Ay, bu Merve de muhasebeye gitti mi? Gelmek nedir bilmiyor. Of ya, şu telefon için hediye kağıdını nereden bulacağım? Kurye de neredeyse gelmek üzere. Dışarı bakayım en iyisi.
Çok iyi gidiyorsun Çakman Anacığım. Aferin. Uyca 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 uyca. Bu ne? Ne güzel ses çıkarıyor. O cep telefonu. Çok beğendiysen al senin olsun. Bu da neymiş? Tayfun Bey'den eşine. Şimdi sihirle bir fotoğraf oluşturalım bakalım. Böylece Tayfun Bey'imizin sevgili karısına hediye olarak cep telefonu değil de bu güzel fotoğraf gitsin. Şimdi de kargo yapalım. Ya bu gibi şeytani konularda pek bir yaratıcıyım. Of canım çıktı, evde bir şey kalmamış. Hoş geldin Nermin ablacığım. Ay hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Canım siz de biraz idare ediverin. Bakın bence Merve artık size karşı sinsi davranarak Volkan'ın gözüne girmeye çalışıyor. Biliyorum canım, aptal mıyım ben? Ama onu kendi oyunuyla vuracağım laf aramızda. Keşke Nana gerçekten böyle biri olsaydı. Amma da anlaşırdık ha. Gel Naimin ablacığım gel. Sana biraz masaj yapayım. Ay sağ ol. Kolların kopmuştur senin pazarlardan yok. Hadi bakalım. Şimdi de eğlencemize burada devam edelim. Çakman anacığım. Burası Hakan'ın evi değil mi? İçeride de bunak makmuş var. Bravo, aferin sana. Uçu 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 uçu. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sen gelmiyor musun? Yok, ben almayayım. O ihtiyar adı beni çok iyi tanıyor. Hadi, bay bay. Aa, kızım ne çabuk döndü. Gene sihir yaptın değil mi? Ha? Ne oldu? Hakan ne dedi? Yoksa Hakan sana kötü mü davrandı? Evet, çok kötü davrandı. Ben bu elçilik oyunu sürdürmekten sıkıldım artık. Hakan'la yalnız kalabilseydik her şey daha güzel olurdu. Kızım neler diyorsun sen? Hadi ben neyse, çocuklar. O bücürlerle uğraşmaktan bıktım artık. Yok yok, senin sinirlerin bozulmuş. Hadi mutfağa git de bir şeylerle oyala. Bulaşıkları makineye koy. Yemekler de olmuştur. Altlarını kapat. Hadi ya. Peki. Ne? Ya ne var bunları? Bilmiyorum ama çok garip davranıyor. Sanki o değil gibi. Bakışlarına baksana. Ne oldu Nana? Bir şey mi var? Ne olsun Hakan'cığım, bir şey yok. Özledim seni. Çocuklar, hadi bakalım sofra hazır. Buyurun. Evet, hadi yemek yiyelim. Yok yok, bana kesin bir şey olmuş. Hırsız. Kızım, kurulma öyle baş köşeye. Git sarmayı getir. Hadi. Git kendin getir be. Bütün işleri ben yapacaksam senin burada hiçbir işin yok. Huzur evine git daha iyi. Ay pardon. Anana. Ne kadar ayıp. Ama bak makbuş kırılır sonra. Hadi buyurun, afiyet olsun. İyi güzel kızım.
yanıyor. Bak bülbül değil gibi. Boğuluyorum. Suya. Tatlı Sultan ne yapmışsın ya? Bu ne iğrenç bir şey ya. Midem kalktı. Ama ben bu yemeğe acı koymadım ki. O yaşasın, yine biz de yiyeceğiz. Makbuş, sen iyice bunadın. Yarın senin için bir huzur evi bulmalıyım artık. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Makbuş hakkında böyle konuştuğuna inanamıyorum. Bence bu işte bir iş var. Sanki bizim bildiğimiz, tanıdığımız nana gitmiş, yerine başkası gelmiş gibi. Nana ne kadar şeker değil mi? Ya ne demezsin? Kızım çık şuradan, kafamı bozma benim. Emre sakin ol. Bak yine başım belaya girecek. Ben sana iyi davranıyorum Emre. Sen de buna böyle davransan iyi edersin. Emre dersiniz majesteleri. Ya çık dediğim. Hakan, değiştir şunu. Romantik bir film bul, anlarsın ya. Ben bu programı seviyorum. Evet, bence de bu iyi. Bu evde amma kalabalık. Çocuklardan kurtulduk, şimdi tepemizde bunlar var. Nana, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben sana bu kız bir garip dedikçe bana kızıyordun. Buyur işte. Ama yine de ben ağzımı açmayacağım. Sonra kötü olan ben olmak istemem. Ne konuşuyorsun sen öyle fısır fısır? Hakan'ı etkilemeye çalışıyorsun değil mi, şişme dudak? Aa, şuna da bak. Kıskançlığını bu kadar belli eden birini de hiç görmemiştim. Senin neyini kıskanacağım? Çırpı bacak. Hadi oradan yer cücesi. Ne kadar ayıp. Yani bu evde herkes kafayı yemiş. Ne oldu? Tam eğlencenin ortasındaydık. Nana nerede? Simge bana neden sinemaya gitmedin dediğine göre sinemada. Ha, güzel. O gelmeden hemen gitmeliyiz. Ortalığı bir güzel karıştırdın değil mi? Nana ne yaparsa yapsın, Hakan onu asla bu evde istemeyecektir. Ha, güzel, çok güzel. Al şu çöpü, kapının önüne çık. Orada buluşalım. Peki babacığım. Aferin. Nihayet kendi işine bakıyorsun. Aferin. Fesubhanallah. Hadi çabuk ol, gitmemiz gerek. Neden? Ne güzel eğleniyordun. Yine geliriz çocuğum. Ay, Özge'nin sınavı bitmiş. Çok iyi geçmiş, şimdi telefonu açtım. Acaba bizimkiler ne yaptı? Ben çıkıyorum, birkaç işim var. Sonra da Özge'yi okuldan alacağım. Bunu aldı çocuk. Dışarıda yiyelim bari dedim. O zaman bizimkileri de al buraya gel. Akşam hep beraber bir şeyler yeriz. Gerçekten mi? Tabii. Ben de zaten bir şeyler yapmak istiyordum çocuklarla. Tamam, oldu o zaman. Akşamüstü görüşürüz. 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 Ay. Volkan. Ne? Islık çalmak da mı yasak? Allah Allah. Ha. Fazla oynamadın değil mi? Merak etme 10 lira. Tamam, numarayı da yazdık. Hı? Şifre de tamam. Tamam. Ben bu diğer parasız sitelerde 100 kere oynadım. Her seferinde kazandım oğlum. Kesin zenginiz. Hadi bakalım. Oha, bu ne be? Ya ben 10 yazdım, kendine 3 sıfırdan koydu. Ne diyorsun ya? 10 bin çekti yani. Hesapta o kadar param mı vardı? Babam her ihtimale karşı fazladan yatırmış. Kart babanındı değil mi? Ya kazanamazsak? Öyle bir ihtimal yok. O zaman bu kadar fazla parayla oynadığımıza göre ölene kadar çalışmamıza gerek yok.
Paranın yarısı benim ama ona göre. Trilyonlar olacağız oğlum, trilyonlar. Bunun bana onda biri bile yeter. Aferin benim akıllı kızıma. Demek bütün soruları yaptın. Kimin kızısın sen? Yapacaksın tabii. Emre ile Yağmur'un nasıl geçmiş? Emre'ninki vasattır. Ama Yağmur'un kötü geçti galiba. Koridorda ağlarken gördüm. Bu bahsin sonucu ne zaman belli olur? Yarın. Artık zenginiz oğlum, zenginiz. İnanırım, yoksa o kafanı patlatırım. Ya takma kafana Yağmur. Seni İlayda'dan kurtaracağım. Harika bir plan yaptın. Yarına kadar bekle. Aa, cicişler. Şaka gibi yine başlıyoruz. Cicişler mi? Hadi babanız bizi ofiste bekliyor. Onu alıp yemeğe gideceğiz. Ne de olsa büyük bir sınava girdiniz, değil mi? Biraz kafa dağıtmak sizin de hakkınız. Nasıl fikir ama? Çok güzel. Hadi gelin bakalım. Araba alt sokakta. Şimdi anlatın bakalım nasıl geçti sınavınız. Hı? Biz geldik. Oh, hoş geldiniz. Gelin bakalım, gelin. Hoppa. Nasıl geçti sınavınız? Güzel. Benimki süper geçti. Eminim. Çıtırık, senin neyin var? Ağzını bıçak açmıyor. Hiç. Senin nasıl geçti? Süper, süper, süper. O halde sevdiğiniz pizzacıya gidelim artık. Evet. Hadi zaman kaybetmeyelim. Önce ben gideceğim. Sonra yine biz çalışmak için geri döneceğiz. Çocukları eve ben bırakırım. Sonra da buraya geri dönerim. Beni bu kadar şımartma ama. Yok canım, ne ilgisi var? Buyurun. Hadi bakalım, geçin böyle cicişler. Biz Hakan'la bir odayız. Geç geleceğiz. İşlerimiz ve konuşacaklarımız var. Biz gelene kadar çocuklara göz kulak ol. Becerebilirsen tabii. Hadi görüşürüz. Babam telefon açtı. Hasta olduğunu söyledi. Ne işin var okulda? İyiyim şimdi. Hayır. Eve gidip yatacaksın. Ama sınavım var. Rapor alırsın. Ama... Doğru eve. Hastalığını başka arkadaşlarına bulaştırmak mı istiyorsun? Sana eve dedim. Affedersiniz Nebahat Hanım. İşinize karışmak istemem ama zaten çok devamsızlığı var. Bırakalım kalsın da sınavına girsin. Bakın. Yok. Hiç de hasta görünmüyor. Haklısınız galiba Şemsi Bey. Tamam, kal bakalım. Ama koşturup terlemek yok. Terlemek yok. Şemsi Bey, sizinle önemli bir konu konuşmak istiyorum. Lütfen gelir misiniz? Hayır. Kolyene ne oldu? Çıkardın mı? Evet, Müdüre Hanım kızıyor da. Anladım. Senden bir şey rica etsem. Ne? Beni kütüphaneye götürebilir misin? Ben yeniyim ya, yeni bilmiyorum. Peki. Gel fıstığı. Ben sana kütüphaneyi tarif etmiştim ya kızım. Üst katta, hemen soldaki ikinci derste. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkür ederim babacığım. Hadi. Gel bakalım Yağmurcuğum. Öğretmenim, Yağmur'a bir dakika izin verir misiniz? Peki, hadi. Hadi, bir dakikan var, çabuk. Ne oldu? Seninle konuşmam gerek, petek hakkında. Emre, gerçekleri gör artık. Duygularını değil de mantığını dinle lütfen. Yoksa çok acı çekeceksin. Merhaba. Bugün babanızın doğum günüymüş, öyle mi? Evet, ne olmuş? Hiç. Ben düşündüm de. Aile arasında olacak canım.
bakıyorsun? Kızım bir ayakkabı öğretmenim. Süper. Efendim Yağmurcuğum? Hani Emre ile konuşmamız çok işe yaramış. Nihayet gerçekleri görmüş. Canım benim. Nasılsın? Sabah hastaymışsın öyle mi? Sınavım vardı o yüzden geldim. Zaten şimdi çok iyiyim. Şey, bugün babama sürpriz doğum günü partisi yapıyoruz. Siz de gelir misiniz? Uğramaya çalışırım. Gelirseniz çok seviniriz. Lütfen öğretmenim. Peki bakalım. Yaşasın. Biliyor musunuz? Babama gitarla kendi bestelediğim şarkıyı çalacağım. Öyle mi? Merhaba. Sen ne kadar ince bir çocuksun maşallah. İstersen seni çalıştırabilirim ufaklık. Çok iyi olur. Gel o zaman. Ben de sizle geleyim. Hay hay. Hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi gel hadi. Otur bakalım. Bak evladım. Bu penayı böyle tutacaktım. Böyle. Ama ben penayla çalmak istemiyorum. Ama evladım penayla çalman gerekir. Böyle. Zorlamayın canım. Doğru söylüyorsunuz. Zorlamamak lazım. Zil mi çaldı nedir? Sizin dersiniz yok muydu? Hayır yok. Ayrıca zil çalmadı. Öyle mi? Ben öyle duydum herhalde. Öğretmenim sizi acil olarak müdür hanım çağırıyor. Öyle mi? Peki yavrum. İzninizle. Seni var yetene. Seni var yetene. Hiç merak etme. Bir daha sana kötü davranırsa hemen bana söylüyorsun, tamam mı? Tamam öğretmenim. İyi ki sen benim babam oldun. Yağmur, gitar mı çalıyorsun? Şöyle bir etrafa bak bakalım. Etkilendiğin birini görebilecek misin? Aşık olmamın işe yarayacağından emin misin? Bilmiyorum, deneyeceğiz. Vallahi doğru söylüyorum. Bak, şu çocuğa ne dersin? Hoşuma gitmedi. Peki, şu nasıl? Elektrik alamadım. Sizde de mi elektrik olayı var? Yok, ben kararımı verdim. Ben bu işte çok ama Özgeç'im yap. Ya, şu dakika beni test edip duruyorsun. Ne? Sen öyle mi yapıyorsun? Aman, çok sıkıldım senden. Şu çocuk çok yakışıklı. Rama mı? Ama o... Buradaki çocuklar için de en çok onu beğendim. Peki o zaman ne yapalım? Neden üzgün görünüyorsun? Sorma kardeş. Bağırır mı yani? Lütfen üzülme. Seni üzgün görmek istemem. Çok yakışıklı birisin bence. Hep gülmelisin. Bak daha da hoş oldun şimdi. Sahi mi? Kantine gidelim mi? Sana bir şeyler ısmarlarım. Peki. Her maçımda beni izlemeye gelirsiniz var. Biletler benden. Hadi Rama, kantine girelim. Kusura bakma. Başkasına sözüm var. Sen ne yaptığını sanıyorsun Ramazan? Buna pişman olacaksın. Hiç de değil. Senin azarından bıktığımı sandım artık ya. Artık benim kıymetimi bilen kişilerle arkadaşlık yapacağım. Dur geliyorum. Emre yemeğe gelmiyor musun? Siz gidin, benim biraz işim var. Tamam. Yağmur bana bak. O garip kılıklı arkadaşına söyle Rama'dan uzak dursun. Neden? Sen Rama'ya sinir olmuyor muydun? Evet oluyorum ama yine de o kızı onun yanında görmeyeyim. Emre, o cüzdanı geri vermelisin. Hem de hemen. Yağmur, kaç kez söyleyeceğim sana? Buna mecburuz. Hayır, o para bize ait değil. Onunla elektrik faturası falan ödeyemezsin. Bunun hırsızlıktan bir farkı yok. Sahibini bulalım lütfen. Yağmur yeter artık, sahibini nereden bulayım? Cüzdanı geri yerine bırakayım da başkası mı alsın? Bak ben bankaya gidip geleceğim, beni idare et, tamam mı? Ne oldu? Tamam hallettim.
zaten. Elektriğimizi akşama açarlarmış. Yine de hala doğru yapmadığımızı düşünüyorum. Paranın geri kalanı nerede? Cebinde, merak etme. Yemek yedin mi? Hayır. Hadi gel, düşünme artık bunu. Bakalım babanız bunu öğrenince ne diyecek? Ne yani? Aklınızca beni mi kıskandıracaksınız? Bu yaptığına çok pişman olacaksın. Pardon, sizin isminiz neydi? Sen nereden çıktın bilmiyorum ama bu okulda bundan sonra hayatın çok zor olacak.